Evet karşı karşıya geldik. Bu videonun sonunda herkes doğruyu anlayacak. Hazırsan başlayalım. Başlayalım. Sizin amacınız nedir? İnsanları neden Kur'an'dan uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz? Yani Kur'an bize yeter. Bizim farklı hadislere vesaire ihtiyacımız yok. İnsanların hayatlarında Kur'an'dan başka eserler sokmayı ne zaman bırakacaksınız? Yani neye inanıyorsunuz? İndirilmiş bir Kur'an'ı mı yoksa uydurma bir Kur'an'a mı? Sana çok basit bir soru soracağım. Kur'an size yeter mi? Soruyu böyle sorarak başkalarını kuşkuya düşürdüğün gibi beni de kuşkuya düşürmeye çalışıyorsun ama böyle olmayacak. Belli ki o zaman Kur'an bize yetmez diyorsun. Hayır, böyle demiyorum ama şimdi bunu açıklayacağım. Kur'an seni tasdiklemiyor ama mesela Enam suresi 59. ayette yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bu kitapta yazılı diyor. E Kur'an bize söylüyor işte yani her şey bu kitapta yazılı. Sizin hadis diye adlandırdığınız şeyler bizim ihtiyacımız yok. Şimdi senin bu sorduğunun, bu söylediklerinin cevabını ver. Ama ondan önce bu ekolün sahiplerinin yani Kur'an bize yetercilerin kendi içlerinde çelişkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bu ekolü savunanlar yani Kur'an bize yeterciler. Madem Kur'an bize yeter neden kendileri başka eserler yazıyorlar? Veya kendileri ayetlerin izahını neden yapıyorlar? Ve bunları da siz neden dinliyorsunuz? Madem Kur'an bize yeter, madem hadislere ve diğer alimlerin yazdığı eserlere ihtiyaç yok. Neden o zaman bu ekolün sahipleri Kur'an'dan başka eserler yazıyorlar ve bu dava diretiyorlar. İşte siz hem Kur'an'dan başka bir şey ihtiyaç yoktur diyorsunuz hem de başka eserler yazarak kendi davanızda samimiyetsizliğinizi gösteriyorsunuz. Bu ekolün sahipleri bu davalarında çelişkiye düşseler de attıkları fitneden dolayı bazı insanların akıllarına soru işaretleri kalıyor. Şimdi onu halledelim. Ondan önce sana bir şey söyleyeyim. Mesela Kur'an apaçık bir şekilde indirildiyse neden bugün herkes Kur'an'ı tam olarak anlayamıyor? Bak ben sana açıklayayım mesela bunu. Bir eserde her şeyi apaçık bir şekilde belirt denilmesi o eseri herkesin anlayacağı anlamına gelmez. Çünkü her şey açık olsa da o ilim sende yoksa sen onu anlayamazsın. Mesela bir kan testi yaptırdığını düşün. Kan testi sonucunda o kağıda baktığın zaman sen hiçbir şey anlayamazsın. Ama aynı sonucu doktora verdiğin zaman doktor çok açık bir şekilde anlayabilir. Normalde sonuç apa açık bir şekilde yazıyor ama o ilim sende olmadığı için anlayamıyorsun. Doktorda olduğu için çok açık bir şekilde anlayabiliyor. Kur'an da aynı bu şekilde. İşin ehli anlar ama işin ehli olmayan anlayamaz. O zaman ben de bu işin ehli olurum. Yani Kur'an'a bakıp ben de aynı içtihat imamları gibi hüküm çıkarabilirim. Hayır tabii ki bunu yapamazsın. Sen içtihat imamları gibi hüküm çıkartamazsın. Nasıl çıkaramam? Nisa suresi 83. ayette işin ehli olanlar hüküm çıkarabilir diyor. Evet aslında dediğin doğru. Ayette içtihatın önü açılmış. Ama orada işin ehli bunu yapabilir diye bir şart konulmuş. Peki sen işin ehli misin? Yani içtihat imamlarıyla aynı seviyede olduğunu mu düşünüyorsun? Mesela Kur'an'ı ne kadar ezbere biliyorsun? Ezber derken lafız olarak değil Kur'an'a ne kadar hakimsin? Bununla beraber ne kadar hadis ezbere biliyorsun? Bir ayetten hüküm çıkarırken acaba bu çıkardığım hüküm başka ayete dokunuyor mu diye bakabiliyor musun? Yani işin kısası sen kendine bir İmam-ı Azam ile bir İmam-ı Şafi ile eşit tutabilir misin? Eğer tutabilirim dersen kimse buna inanmaz. Kendini komik bir duruma düşürürsün. Yani içtihadın önü açıksa bu zamanda neden bu yapılamasın? Bunu Üstad Bediüzzaman Hazretleri içtihat risalesinde çok güzel bir şekilde açıklıyor. Özel olarak şöyle söylüyor Üstad Hazretleri. Kur'an içtihat kapısını açmıştır ama bu zamanda buna uygun değildir. Çünkü günahların çok çeşitlendi, bid'atların hayatımıza girdiği bir zamanda bu mümkün değildir. Bununla beraber her asrın insanının nazarında revanşlı olduğu bir şeyler vardır. Mesela Selefi Salih'in zamanında Allah'ın rızası nedir? Bu ayette murad ilahi nedir? Allah'ı nasıl razı edebiliriz gibi şeyler onların nazarlarında revanştaydı. Ama bu zamanda bizim gündemimizde siyaset, derdi maişet, felsefi akımlar gibi şeyler bizlerin gündeminde bir revaçta. Bundan dolayı bizlerin içtihat yapmaları sağlıklı olmaz. Çünkü bizlerin yapacağı içtihatlar uhrevi değil tamamen dünyalık meseleler olduğundan dolayı yapacağımız içtihatlar doğru karar olamaz. Bu durumdan dolayı bizler bugün yeni içtihatlar yani yeni hükümler çıkaramayız. Peki Kur'an'ı anlamak için meal okusak yetmez mi? Yani neden illaki bir tefsire ihtiyaç duyalım? Bu soruyu cevap vermek için çok konuşmaya gerek yok aslında. Sadece meal okuyarak Kur'an'da geçen huru mukatta dediğimiz elif, lam, mim gibi ayetleri bana açıklayabilir misin? Meal olarak söylediğin şey tercüme değildir. Bizler şunu unutuyoruz. Meal yaklaşık manayı anlatır. Tercüme ise kelimesi kelimesine karşılığıdır ki zaten bu Kur'an'da mümkün değildir. Meal Kur'an demek değildir ama meal Kur'an'dandır diyebiliriz. Çölün ortasında ben bir avuç kuma elim alsam bu elimdeki kum çöldendir diyebilirim ama bu elimdeki çöldür diyemem. Aynı bunun gibi de meal Kur'an'dan dır ama Kur'an değildir. Zaten biz İslam alimlerinin meallerine baktığımız zaman aralarındaki ufak farklılıkları görebiliyoruz. Bunun sebebi senin dilinde onun karşılığı yok. Zaten Kur'an'ı anlayabilmemiz için normal bildiğimiz Arapçayı değil, Mudar lehçesi olan fasih Arapçayı bilmemiz lazım. Ama olay yine kelime karşılığı değil. Ayetin anlatmak istediği derin manaları anlamak. Mesela rububiyet kelimesinin Türkçe karşılığı terbiye edicilik ama aslında manası sayfa sayfa yazılabilir. Sadece bu da değil ayetlerin direkt mealdeki anlamlarını alıp yani derin manasını anlatmak istediğini anlamazsak burada da yine yanılgıya düşmüş oluruz. Mesela müşrikleri gördüğünüz yerde öldürün ayetine direkt zahiri olarak biz alırsak sokağa çıkıp bugün karşımıza çıkan bütün müşrikleri öldürmemiz lazım. Ya da Fetih suresinde geçen Allah'ın eli onların elinin üzerindedir ayetine bakarsak o zaman Allah'ın maddi eli mi var? İşte de bize bunları söylüyor. Biz tefsire bakmazsak e, o zaman böyle anlamamız gerekiyor. Ya da başka bir ayette ben yarattım diyor. Başka bir ayette de biz indirdik diyor. Böyle baktığımız zaman bir yerde tek yaratıcı, başka bir ayette de çok yaratıcı gibi gösteriliyor. Demek ki başka bir şey var. Tefsirler de meal gibi lafız değil, ayetin manasını bize anlatır. Bu ayet neden nuzul oldu? Bu ayette murad ilahi nedir? Bize bunları anlatır tefsir. İşte ayetlerdeki bu manaları anlayabilmemiz için ilk başta hadislere sonra tefsirlere başvurmamız lazım. Tamam hadi hadisleri anladık. Peki neden hala İslam alimlerinin tefsirleri hakkında konuyu diretiyor? Örneğin sen hastalandığın zaman otosanayiye mi gidiyorsun, doktora mı? Tabii ki doktora gidiyorsun. Yani işin ehline gitmen lazım. Aynı şekilde araban bozulduğu zaman da sanayiye gidersin. Madem sen neye ihtiyaç varsa o işin ehline gidiyorsun, o zaman aynı şekilde de Kur'an ilminde de işin ehline gitmen lazım. Peki tefsir Kur'an'ı anlamamızda tam olarak yeterli midir? Hayır, tam olarak olmaz. Çünkü Kur'an kelamı ezelidir. Yani sonu olmayan bir yol gibidir. Tefsirler de seni o yolda ilerlemene yardımcı olan araçlardır. Madem madem öyle peki Kur'an sünnete uyun diye bir şey diyor mu? Kendi davanı Kur'an'dan bizlere kanıtlayabilir misin? Tabii ki kanıtlarım. Mesela Nisa suresi 59'da diyor ki Cenab-ı Allah Allah'a itaat edin ve Resulüne itaat edin diyor. Şimdi ayette Cenab-ı Allah hem kendine itaat edilmesiyle beraber bir de Resulüne itaat edilmesine emrediyor. Allah'a itaat Kur'ansa Resulüne itaat de sünnet seni'dir. Yani hadislerdir. Yani biz burada bakıyoruz ki Kur'an bize hadislere itaat etmemizi yani sünnet seni itaat etmemizi emrediyor. Başka Başka bir ayete bakalım. Mesela Ali İmran suresi 31. ayette diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Burada ayette açık bir şekilde Allah'a muhabbeti olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesine tabi olunmasını söylüyor. Şimdi sana bir soru soracağım. Temel ibadetlerden biri olan namazı nasıl kılacağımızı ve hangi vakitlerde kılacağımızı Kur'an'dan bir ayette bize gösterir misin? Hatta namazdan önce abdest almamız lazım. Abdest nasıl alacağımızı Kur'an'dan bana gösterebilir misin? Yok hayır bunları gösteremem. Daha bunlara cevap veremiyorsun ki namazın içine girmedik bile. Namaza nasıl başlarız diye sorsam ne söylersin? Yani ellerimi kaldırıp tekbir getiririm. Hı. Ellerini kaldırıp tekbir getireceğini hangi ayetten biliyorsun? Tamam hadi ellerimizi kaldırmasak da olur. Kaldırmasak da olur. Hükmünü peki hangi ayetten çıkardın? Bak hadislere hayatımızdan çıkardığında daha namaza bile başlayamıyorsun. Daha birçok örnek verebiliriz. Mesela cemaate sonadan yetiştin ve tekbiri getirerek cemaate uydun. Daha sonrasında cemaate nasıl devam edebilirsin ve namazda nasıl bitireceksin? Bunu bana nasıl açıklayabilirsin? Ya da namazda şaşırdın. Ne yapacaksın? Bunu bana nasıl söyleyebilirsin? Yani sehif secdesi yaparım. Sehif secdesini bana Kur'an'dan gösterebilir misin? Öğle namazının farzı kaç rekat? 4 rekat. Bunu hangi ayetten söylüyorsun? Yani bak daha bir dayanağın bile yok. Kur'an bize zekat verin der. Ama zekatı malın kaçta kaçından veya hangi maldan vereceğimizi bana Kur'an'dan bir ayetle gösterebilir misin? Tabii ki gösteremez. İşte bak hadislere hayatımızdan biz çıkardığımız zaman bırakalım diğer meseleleri, temel meseleleri dahi yapamıyoruz. Tabii zaten sizin istediğiniz de bu. İnsanların yaşayabileceği bir dini ortadan kaldırmak. Ama bunda başarılı olamayacaksınız.